Öncelikle sahnemizde küp harici kullanmayacağımız kamera ve ışığı siliyoruz. Delete tuşlarını kullanarak küpümüzü seçiyoruz. Z eksenindeki boyutunu şuraya tıklayıp Z eksenindeki boyutunu pi bölü 20 yapıyoruz. Edit moda geçiyoruz. Düzenleme moduna 2 ile kenar seçim moduna geçiyoruz. Yaklaşıp şu kenarı seçip Shift'e basılı tutup bu kenarı seçiyorum. Shift'e basılıyken şu kenarı, bir de şu kenarı seçiyorum. Ctrl B diyorum. Faremi sürüyorum ve faremin topunu ileriye sürerek köşelere eğim veriyorum. Obje moda geri dönüyorum. Objemi rotate diyorum. X diyorum ve 90 derece döndürüyorum. 90 yazıp döndürüp enter'e basıyorum. Tüm değişimleri onaylamak için Ctrl A'ya basıp All Transform diyorum. Tüm değişimleri uygula diyorum. Şimdi Modifier sekmesine gidiyorum. Add Modifier, Bevel Modifier'ını ekliyorum. 0.02 yapıyorum. .02 diyorum. Segment sayısını da 5'e çıkarıyorum. Eski Bevel'ın üzerine Bevel vermemiz için limit metodu Angle'da olduğuna dikkat ediyorum. Şimdi yine Modifier'dan Subdivision Surface Modifier'ını ekliyorum. Biraz daha somutlaştı, yumuşadı. Bu Viewport Render'ı ikiye çektiğinde biraz daha yumuşama işlemi olacaktır. İkiye çek kenarlar biraz daha yumuşadı. Gölgelemelerini düzgün olması için objeme tıklıyorum. Sağ tık yapıyorum. Shade Smooth diyorum. Bakın gördüğünüz gölgelemeler daha da pürüzsüzleşti. Bu nesneyi çoğaltacağımız için Add Modifier'e geliyorum. Array Modifier'ı uyguluyorum. Bunu Z X ekseninde çoğaltmayacağız. Bu X eksenini 0 yapıyorum. Y eksenini 1 yapıyorum. Y ekseninde çoğaltma işlemi yapıyorum. Ve adetimi de kaç tane çoğaltacağımı 21 adet diyorum. Ve onaylıyorum. Şimdi yeni bir Array Modifier ekliyorum. Buradan Duplicate diyorum. Şimdi onun ayarlarında -1 dediğim gibi ters tarafa doğru aynı işlemi yapmış oluyoruz. Bu nesnelerle işimiz bittiği için bunları H seçiliyken H tuşuna basıp gizliyorum. Shift A ile Mesh objelerinden IQ Shaper'ı ekliyorum. IQ Shaper'ın Add IQ Shaper özelliğinden Subdivision'ını 4'e çekiyorum. Add Modifier Subdivision Surface ekliyorum. Bunu 2'ye çekiyorum. Sağ tık Shade Smooth yapıyorum. Küremizi boyutlandıralım. S tuşuna basıyorum. Scale'i açtım. .5 yapıyorum. Enter'a basıyorum. 0.5 metreye çektik. Şimdi konumlandırmak için G tuşuna basıyorum. Z ekseninde 1.5 metre yukarıya kaldırıyorum. Gizlemiş olduğumuz küp nesnelerini Alt H ile geri getiriyorum. Şunun array'ini duplicate değil, şunu silelim. Şu array'i silelim. Add Modifier Array diyorum. Y eksenini -1 yapıyorum. Z eksenini 0 yapıyorum. Arka plan için Shift A ile Plane nesnesini ekliyorum. Meshlerden Plane nesnesini ekliyorum. Scale diyorum. Büyütüyorum. Şu şekilde bir büyütme işlemi yaptım. Tab tuşuyla Edit moda geçiyorum. 2 ile kenar seçim modunu açıyorum. Burada kenarımızı seçtikten sonra Extrude diyorum. Z ekseni diyorum. Ve 10 yapıyorum. Böyle bir uzama işlemi yaptık. Şimdi yine kenarımı seçiyorum. Şuradan Bevel seçeneğini tıklayabilirsiniz veya Ctrl B seçeneğiyle Bevel'ı verip
farenin orta tekerleği ile detay sayısını arttırabiliriz. Şöyle obje moda geri dönüyorum. Add modifier diyorum. Buradan subdivision surfaces'ı ekliyorum. 2 yapıyorum. Sağ tık shade smooth diyorum. Edit moda geçiyorum. Ctrl R ile lookup atıyorum. Farenin orta tuşunu ileri iterek 2 tane ediyorum. Ve bunu bir kere tıklıyorum sol tıkla. Sağ tıkla bırakıyorum. G diyorum. Ve Y diyorum. Şunun birini koyalım. Bir tanesinde alta basılı tutup tıklıyorum. G ile diğer köşeye, Y eksenin diğer köşeye götürüyorum ve bırakıyorum. Şimdi obje moda geri dönüyorum. Arka planımın biraz daha büyük olmasını istiyorum. Scale diyorum. Y eksenini kilitliyorum. Y eksenini 4 kat arttırıyorum. Arka planımız nesnelerimizin içine girdiği için arka planımızı taşıma işlemi yapalım. G'ye basıyoruz. Z ekseninde eksi 2 yazıp Enter'a basıyoruz. Bu bölümümüz bu kadar. Şimdi animasyonumuz için keyframe'ler ekleyeceğimiz bölüme geçelim. Şimdi zeminimizi seçelim. H'ye basıp gizleyelim. Kutularımızı seçelim. F2'ye basıp küp diye isimlendirelim. Modifier sekmesine gidelim. Modifier'ları tek tek yukarıdan aşağıya apply diyelim, uygulayalım. Şimdi edit moda gidelim, düzenleme moduna. Boşa tıklıyorum. Seçili bir şey kalmasın. A'ya basıp hepsini seçiyorum. P'ye basıyorum. By loose parts deyip hepsini birbirinden ayırıyorum. Buraya geldi. Obje moda dönüyorum. Tab'a basıp M tuşuna basıyorum. New collection diyorum. Küpler collection'ını oluşturuyorum. OK diyorum. 3 ile sağdan görünüme geçiyorum. Hepsinin tek tek seçilebilir olduğunu görebiliyoruz. Şimdi levhalarımıza animasyon verelim. Öncelikle ortadaki levhamızın bir yanındaki levhaya tıklayalım. Birinci frame'e gidelim. Frame 1'e geldik. Nesne özelliklerine geliyorum. Y ekseni dönüşünü 160 derece yapıyorum. Ve buradayken I tuşuna basıp bir keyframe atıyorum. Sarı bir keyframe geldi. Anahtar kalem. Şimdi imgecimi 200. kareye getiriyorum. Frame'e. Buraya da yeni bir anahtar kare oluşturuyorum. Y ekseni dönmeyi başa döndürüyorum. Sıfıra. Ve buradaki keyframe tuşuna basıp yeni bir keyframe atıyorum. Burada sıfıra getirmemizin amacı top harekete başlayacağı için 200. frame'de top harekete başlıyor gördüğünüz gibi. Ve yol düzleşsin diye sıfır döndürmesini yine eski haline getiriyoruz küpümüzün. Grafik editöre gidiyorum. Burayı açıp gereksiz eksenleri kapatıyorum gözlerini. Y ekseni açık kalıyor bir tek. Y'de döndürme keyframe vermiştik buradan. Bir tek bu açık kalıyor. 200. yani 200. frame'deki ana karemi seçiyorum. Keyframe'imi. S'ye basıp nokta 5 diyorum. Enter'a basıyorum. Tek levham için animasyonumu uyguladım. Diğer levhaları da uygulamak istiyoruz. Tüm levhaları seçiyorum. Burada animasyonlu levhamızın farklı renkte olduğuna, yani aktif nesnemiz olduğuna dikkat ediyorum. Daha sonra CTRL L komutunu kullanıp link animation data, animasyon datalarını linkliyorum diğer objelerime de. Grab editörümü büyütüyorum. Şimdi burada görüldüğü gibi tüm hepsininkiler birleşik bir şeyle gösteriyor.